Merhaba arkadaşlar. Düzenleme komutları içerisinde budama komutu trim. Klavye kısayolu TR Enter arkadaşlar. Şimdi trim komutunu bir önceki derste fillet içerisinde görmüştük. Orada bir alt parametre olarak vardı. Yani ovallik işlemini yaptıktan sonra kenarları kırpma şeklinde geçiyordu. Bir diğer kullanım şekli ise trim ana komut olarak mevcut arkadaşlar. Yani nesnelerin istenmeyen kısımlarının kırpılması. Bakın silme komutu değildir trim komutu. Yani silme amaçlı kullanmıyoruz. Nesneleri budamak, kırpmak, belli bir sınırdan sonrasını kırpmak amacıyla kullanıyoruz. Şimdi normalde herhangi bir daireyi ya da bir çizgiyi seçip delete derseniz silinir. Fakat trim komutuyla bir dairenin bir çizgiden sonrası gibi yarısını kırpmak, yarısını bırakmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapalım, şöyle bir örnek üzerinde bunu uygulayalım. Trim komutunun iki çeşit kullanılışı var. Birincisi kısa yol, yani daha basit bir kullanım şekli. Bir diğeri ise uzun yol, biraz daha uzun bir kullanım şekli mevcut arkadaşlar. Öncelikle kısa yoldan kullanımına bakacağız arkadaşlar. TR Enter deyip komuta giriyorum. Şimdi benden burada Select Catenate, yani trimlemek istediğim nesneyi kesen sınır nesnesini seçmemi istiyor. Şimdi bu ilk başta öğrenme aşamasında tabi biraz karıştırılabilir. Bu normal arkadaşlar. Onun için komuta girdikten hemen sonra bir defa daha Enter'a basarak bütün proje içerisinde birbirini kesen ne kadar nesne varsa hepsini birbirine sınır objesi olarak trim komutuna gösteriyoruz ve direkt trimleme işlemine başlıyoruz. Bakın ESC basıp çıkıyorum komuttan, tekrar TR Enter, tekrar Enter. Örneğin şimdi sol tuşla tıklayarak bakın şu şekilde istemediğim kısımları şöyle silebilirim. Burada pencere açarak da yine şu şekilde bakın çoklu silme işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunları bakın herhangi bir şekilde trim işlemi yapamıyorum. Şimdi bunları trim işlemi yapamamamın sebebi bunların artık bağımsız bir nesne olması arkadaşlar. Şimdi sağ tıklayıp komuttan çıkıyorum. Örneğin bu nesneyi seçtiğim zaman end point, mid point, end point. Mesela buradaki nesnem önceden bir daireydi fakat şu an bir ark, yani bir yay parçasına dönüştü. Yine bunu kesen herhangi bir nesne yok. Trim komutunu kullanabilmek için iki nesnenin birbirini kesiyor olması gerek arkadaşlar. Örneğin şöyle rastgele bir tane çizgi atarsam eğer buraya TR Enter Enter diyerek dikey çizginin istersem şu tarafını ya da U Enter diyebiliriz. Bakın arkadaşlar trim komutu içerisinde yine undo komutu mevcut. Mesela ben orayı diyelim ki yanlışlıkla sildim. Komuttan hiç çıkmadan U yazıp Enter derseniz işlemi bir basamak geri alırsınız. Bakın mesela bu tarafı trimliyorum bu sefer de. Birbirini kesen nesneler varsa trimleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer birbirini kesen bir nesne yoksa, nesneler bağımsızsa trimden sonraki kalan ufak parçalar olacaktır mutlaka. Onları da seçip klavyeden delete tuşu ile kullanmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde seçip delete diyorum şu an. Bu şekilde silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi işlemi geri alıyorum. Bütün komutlardan çıktım. U Enter. Şimdi birden fazla işlem geri alacağım. Her defasında U yazıp Enter'a basmaya gerek yok. Enter ya da sağ tuş en son kullanılan komutu çalıştırdığı için direkt Enter'a basmak yeterlidir. Bakın hepsini tek tek geri alacaktır. Birden fazla geri alma işleminde bir defa U Enter dedikten sonra daha sonrasında direkt Enter'a basarak devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu trim komutunun kısa yol kullanışıydı. Yani TR Enter Enter, daha sonra sol tuşla direkt trimleme işlemine başlamak. Şimdi bir diğer kullanım şekli ise uzun yoldan kullanım işlemi arkadaşlar. Burada bakın önce TR Enter deyip komuta giriyoruz. Öncelikle sol tuşla sınır nesnesi seçmemiz gerekiyor. Yani trimlemek istediğimiz, budamak istediğimiz nesneyi kesen bir nesne. Budamak istediğimiz nesne ile kesişen nesne sınır objesi oluyor. Daha sonra seçme işlemi bitince, yani sınır nesnesini seçme işlemi bitince sağ tıklıyoruz. Bu sefer de sağ tıkladıktan sonra tekrar sol tuşla nereyi trimleyeceksek, hangi nesneyi trimleyeceksek bunu seçiyoruz arkadaşlar. Yapalım burada. Örneğin bu çizginin, şuradaki dikey çizginin
şu yatay çizgiden sonra alt tarafını trimlemek, üst tarafını bırakmak istiyorum. Şimdi dikey çizgiyi kesen nesnem, sınır nesnem bu olacak. Yani dikey çizgi bu sınırdan sonrası olmayacak. Şimdi TR Enter diyorum. Şimdi burada aşağıda Select Catenate, yani trimlemek istediğin nesneyi kesen sınır nesnesini seç diyor bana. Gelip yatay çizgimi sol tuşla seçiyorum. Sınır nesnesini seçme işlemi bittikten sonra sağa tıklıyorum. Sağ tıkladığım zaman bu sefer de diyor ki Select Object to Trim. Yani sınırı seçtin, şimdi de trimlemek istediğin nesneyi seç diyor. Geliyorum sol tuşla trimlemek istediğim nesneyi seçip sağ tıklayıp komuttan çıkıyorum. Örneğin buradaki dairenin sadece şuradaki 4'te 1'lik alanını trimlemek istiyorum. Bunun için bu daireyi trimleyebilmem için daireyi kesen iki tane sınır var. Birincisi burası, ikincisi burası. Yani bu iki sınır arasında kalan bölgeyi trimlemek istiyorum. TR Enter deyip komuta giriyorum. Sınır nesnesi ya da nesneleri, bakın çoğul da olabilir bu. Sol tuşla hem bunu hem de bunu seçiyorum. Bakın burada iki tane total diyor, yani iki tane nesne seçtim diyor. Sağ tıklıyorum, sınır nesne seçme işlemi bitti. Şimdi de trimlemek istediğin nesneyi seç diyor. Geliyorum dairenin 4'te 1'lik kısmındaki parçasına tıklıyorum ve bu şekilde trimleme işlemini yapıyorum. Daha sonra tekrar sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum arkadaşlar. Trim komutu kısmi bir silme olarak görebilirsiniz. Yani tamamen silme işlemi yapmaz. Budama, kırpma yapar. Nesnenin istenmeyen kısımlarının kırpılması amacıyla kullanılan bir komuttur arkadaşlar.